Otomobil meraklısı Aralık Hanım'dan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. Ama ikinci el ve sıfır otomobiller üzerine değil, şu an tamamıyla arkadaşlar bu konu bize karşı yapılan bir karalama politikası ve başlatılan bir kampanyanın haberini aldım onunla ilgili arkadaşlar. Evet, şimdi belli tepki çekmek amaçlı arkadaşlar gruplar oluşturuldu. Ve daha önce bu araba fiyatları ile ilgili zaten biz en başından beri otopazarına giderek ve en başından beri videolara çekerek durumu tüm şeffaflığıyla her zaman anlatmış ve dile getirmiş bir YouTube kanalıyız. Şov olsun diye bu böyle oldu, şu şöyle oldu diye hiçbir zaman demedik. Her videomuzda, her şeyimizde dedik ki arkadaşlar biz olanı anlatırız. Piyasa düştüyse düşüyor, çıktıysa çıkıyor. Pazarda şu an bu oluyor bu. Bizim felsefemiz bu arkadaşlar. Biz yalan söyleyerek, milletin sırtına basarak bir yerlere geleceğimizi dürüstlüğümüzle kaybetmeyi tercih ederiz. Bizim felsefemiz bu. Hiçbir zaman da çizgimizden çıkmayacağız arkadaşlar. Bizi karalama politikası adı altında ve benim destek verdiğim, ben destek verdiğim grupta İnsanların neymiş? Ben hiçbir şeyden anlamıyormuşum. Hiçbir şeyden anlamıyorum. İnsanlara o zaman istediğini söyleyince, istediklerini yapınca hiçbir şeyden anlamıyor olmuyorum. Destekçisi oluyorum. Ne zaman ki gördüğümüzü objektif ve tarafsız bir şekilde söyleyince bu sefer biz hiçbir şeyden anlamıyoruz. Ve arkadaşlar bu arkadaşı takipten çıkın. Ya zaten bize inanmayan, bize güvenmeyen varsa arkadaşlar hiç beklemelerine gerek yok. Direkt takipten çıkabilir. Bizi buraya onlar getirmedi zaten. Bizi buraya kendi çabalarımız getirdi arkadaşlar. Biz 140 tane otopazarı videosuyla karkış demeden biz her Allah'ın pazarı sabahleyin saat 8'de oraya gidip biz çektik o videolar arkadaşlar. Millet gibi oturduğumuz yerden yapmadık. Biz emek verdik. Biz bayilere gittik pandemi zamanında Ekim ayından beri. Adamlar bizi kovmaktan beter ettiği durumlar oldu. Yani kimse bunu bilmiyor. Bizim hangi taşın altına koyarak videoları hazırladığımızı bilmiyor. Bize gelen eleştirileri, bize gelen şeyleri bilmiyor. Ha, kendi istediğinizi yapınca okey, ters düşünce öyle. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Dürüstlük, dürüstlük, dürüstlük. Ben neyse onu anlatırım. Ha, Paşa Gönlü bilir herkesin. Kimseyi zorla tutmuyoruz. Kimseye de bir kırgınlığım, bir sitemim yok. Sadece herkesin şunu bilmesini istiyorum arkadaşlar. Kimseyi zorla tutmuyorum. Bizi seven, bizi destekleyen, bizi inananlar biz bize yeteriz. Biz kimsenin ne maşası, ne oyuncağı, ne de herhangi bir şekilde kullanabileceği bir maşa ya da başka bir şey değiliz arkadaşlar. Biz otomobiller üzerine içerik üreten bir YouTube kanalıyız. Madem böyle bir sıkıntınız var, en ufak bir durumda arkadaşlar bu şekilde dile getirmek yakışık almıyor. Ve beni de bu gerçekten çok üzdü. Bunu açık ve net söylüyorum. Takipten çıkan arkadaşlara da sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Hiç kimseye de kızmıyorum, hiç kimseye de bir şey demiyorum. Sadece içimden geçenleri size açık ve şeffaf bir şekilde anlatmak istedim. Madem burada hak hukuk var, o zaman bunu da herkes göz ardı edip ona göre davransın. Ama benden yana herkese teşekkür ediyorum. Hiçbir şekilde benim bir şeyim olamaz onlara karşı. Bizim de kırdıysak insanları, bir şey dediysek, çok artist konuşuyormuşum, çok cevap veriyormuşum. Öyle bir kişiliğim varmış ki beni tanıyan insanlar bilir. Çok naif ve iyi niyetli bir insanımdır. Üçkağıt ve sahtekarlık üzerine yapacak olsak arkadaşlar burada fazlasını yapardık yani. Ama biz öyle değiliz. Biz çizgimizde devam edeceğiz. Sıfır araba bayilerine gideceğiz. Sıfır arabaları da çekmeye devam edeceğiz. Neyse onu çekeceğiz arkadaşlar biz. Son çektiğimiz videoda Toyota bayinde yok biz prim almışız, para almışız, bilmem ne almışız. Arkadaşlar, bayilere gezerken biz adamlardan izin alıyoruz kaçak göçek çekmemek için. Daha önce pandemiden dolayı araba yoktu. Bizi Fiat bayinden kovmuştu adamlar video çekelim dediğimiz zaman. Ya hiç kimse onu bilmiyor. Sonra adamlara gidiyoruz Opel bayine daha yayınlamadık onları yayınlayacağız. Adamlar bizi bin bir tane soru altına tutuyorlar. Bütün bayilere gidiyoruz bizi soru altına ne yapacağınız ne edeceğiniz kolay değil arkadaşlar. Biz bir emek vererek objektif bir şekilde tarafsız bir şekilde söylüyoruz. Herkesin aklında bir markaya karşı sempati olabilir. Antipati de olabilir. Hemen bunu sen 3 gün önce böyle diyordun 4 gün sonra niye böyle demiyorsun değil arkadaşlar. Yani
Bugün yarın kalktığınızda kimse size hiçbir şeyin %100 garantisini veremez. Buradaki her şey öngörüdür. Öngörülerle yürür. Hiç kimse size %100 bunun net olduğunu söyleyemez. Araba alalım, araba satalım. Ne yapacaksınız? Videolara bakacaksınız arkadaşlar. Araştıracaksınız. Size bir fikir verecek. Ha, o video size fayda sağlamıyorsa tabii ki çıkın. Onda yana sıkıntı yok. Yani burada da açık ve net şekilde arkadaşlar bunu dile getirmek istedim. Dediğim gibi bir şey dediysek affola ama sadece diyeceğim şu arkadaşlar. Biz bize yeteriz. Ben o kadar söylüyorum. Benim çizgim bu arkadaşlar. Bize güvenip bize inanan arkadaşların her zaman kalbimizde yeri var. İnanmayan arkadaşlar için de teşekkürlerimi iletiyorum. Sağ olsunlar. Ne yapalım, buraya kadarmış. Bu kadar arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum.